Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'ye yeni gelen DualSense Edge kolunu tanıtacağım. Bunu aslında birçok YouTube kanalı tanıtmıştı. Ama ben bir oyuncu olarak size bunu tanıtacağım ki daha iyi olsun. Bizim burada asıl amacımız kolda beklediğimiz tepkime süreleri, oyundaki hassasiyeti ve biz oyunda verdiği performans çok önemli. Tuş hassasiyeti olsun, işte R2L2'lerin durumu olsun, analogların durumu olsun bunlar bizim için önemli olduğu için ben bir oyuncu olarak yani kullanan bir oyuncu olarak anlatacağım bunu. Ayrıyeten birçok daha kol kullanıyorum. Yani burada SCUF'ım var, işte Collective Wins'in aparatlarıyla kullandığım kolum var harici. Bunlarla da kıyaslama yapacağım. Ama ürünümüz bugünkü dediğim gibi DualSense Edge kolu. Bunu bir oyuncu olarak çok bekleyerek aldım. Sony'nin kendi lisanslı bir ürünü. Zaten Türkiye piyasası da yavaş yavaş yeni giriyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam Vatan Bilgisayar'da 6500-6600 üzerinde bir fiyata satışta. Yurt dışında da bu arada 230-250 euro civarındadır. Yani aslında Türkiye piyasasında tabii pahalı ama önemli olan bizim beklentimizi karşılayabilecek bir kol mu? O yüzden şimdi ilk kutu açışını sizle beraber yapıyorum. Şöyle açayım bir kolu. Dediğim gibi daha önceden hususlarda birçok kol kullandım ama bu ilk olacak. Nasıl ilk olacak derken normalde Sony'nin çok kolunu kullanmıyordum ben. Kendi yaptığım veya da başka firmalardan tedarik ettiğim kolları kullanıyordum. Çünkü normalde günümüz FPS oyunlarında Sony'nin kolları yetersiz kalıyordu bence. Çünkü bunu ne zaman fark ettiğimi söyleyeyim. Farklı bir kol kullandığım zaman tepkime süreleri olsun, hafifliği olsun çok farklıydı benim için. Hatta şöyle bir durumum oldu. İlk başlarda sizin gibi normal kollarla oynarken bir gün SCUF kol hediye edildi bana Amerika'dan. Amerika'da SCUF kol hediye edildi Call of Duty üzerinden. Teslim ettiği bir yayıncı var. O sağ olsun hediye etmişti. Şöyle kutumuzu açtık. Kutu zaten normal standart doğal Sony kutusu. Şöyle kutunun içeriği zaten bundan sonrası boş. Şöyle kenarıya şöyle kapatıp koyayım. Şöyle kalsın. Evet gördüğünüz gibi PlayStation logosuyla karşılıyor bizi. Şöyle hemen güzel bir açılış şekli var. Şöyle göstereyim. Normal bir bezle kaplanmış. Sıfır kokusu üzerinde. Evet. Burada bez değil, torba gibi bir şeye koymuşlar. Şöyle çıkartalım. Şöyle göstereyim. Hatta şunları bir ilk önce etapta kaldırayım ki rahat rahat inceleyelim. Şöyle şunu şuraya koyayım. Evet arkadaşlar yaklaşabilirsin. Şöyle gördüğünüz gibi tahminimce bu plastik ama güzel bir hissiyatı var. Yani korunaklı duruyor. Standart PlayStation logolarıyla süslenmiş. Fermuarları var. Fermuar kalitesi oldukça iyi. Şöyle bir karşımızda DualSense Edge. Evet kolu zaten görmüşsünüzdür. Almak isteyenleriniz olmuştur. Şöyle çıkartayım. Şurada koruma kılıfı. Burada zaten kablosu var. Gördüğünüz üzere. Bu kilit aparatı var. Şuraya taktığınızda oynamaması, kablo açısını bozulmaması amacıyla yapılmıştır. Dokunmatik yüzeyinde bir farklılık var. Normal DualSense'lerdeki gibi değil. Tetikler sanki biraz yumuşak kaplanmış. Ağırlık bence aynı. Ben çok ağır bir şey sevmem. Arkasına bakalım. Arkasında şu tetik mesafelerini kısaltan aparatlar var. Şöyle en kısası. Biraz daha şeyi. Şöyle en uzun basma olanı. Bu tabi FPS oyunlarında genelde biz bunları en kısada kullanıyoruz ki atış çıtma hızımız daha da artsın diye. Tekli sıkımlı tabancalarda veya da tek atışlı şeylerde. Burada zaten kapağı açma butonu var. Kapağı açmama gerek yok. Burada takabildiğiniz şu aparatlarınız var. Bunlara back buton diyoruz biz bunları. İki farklı şekilde yapmışlar. Bir uzun bir de kısa olmak şekilde. Bunları da zaten takacağız. Analoglara gelince analoglarda kısa uzun diye çubukları zaten ayırmışlardı. Bunları zaten söylüyorlardı. Şöyle çıkartayım. İşte normal başlığımız var. Hatta şunların şöyle hepsinin daha kısası var. Şöyle bir daha çıkartayım. Şu bir tık daha uzun gibi. Bir de şu. Şöyle iki kısa iki uzun olarak yollamışlar. Zaten üzerinde standart olanlarımız da var.
Aslında ben şunu bekliyordum. Mesela analoglarda da şu önemli. Mesela bunların içi çukur. Baş parmağınız daha iyi oturuyor şöyle gösterdiğim kadarıyla. Bunlar biraz daha dikey toplu olduğu için. Tabi kullanıcıdan kullanıcıya değişir isteği arzusu. Ben biraz daha böyle üstü düz olanları daha tercih ediyorum gibiyim. O yüzden şimdi mesela zaten şu kolda karşılaşabileceğiniz sorunlardan biri de şu bazı kullanıcılarda gördüğüm kadarıyla şunlar takma meselesine çok değinmişlerdi. Şunlara da bir bakayım hatta malzeme kalitesine. Yani metal mi değil mi tam anlayamadım ama metal hissiyatı var. Ama tamamen emin değilim. Şöyle arkasında zaten right back buton olarak yazmışlar. Hemen kolumuzun arkasında da right back buton diye yazıyor. Şöyle bıraktığınızda otomatikmen. Yani aslında mıknatıs olduğu için herhangi bir tereddütünüz olmasın. Kırılacak ya da kırılmayacak diye. Şöyle bıraktığınızda anında oturan bir yapısı var. Diğerini de takalım. Şöyle diğerini takalım. Gördüğünüz gibi. Ses hafif. Bu arada zaten internette de baktım. Ne yaparsanız yapın. Düşmüyor bunlar. Bunlar Sony çok düşünerek yapmış. Kalitesiyle aşikar. Şimdi şunları çıkartmayı şöyle çekip çıkartılıyor. Bunlar zaten üzerindekiler de kısa. Şöyle şunu da oturtturalım. Hem de görmüş ve denemiş oluruz nasıl oturduğunu. Son ben bunu oturtturamadım. Yapısını anlamaya çalışıyorum ve yapısını anladım. Yapısı arkasında yerleri varmış. Şöyle. Tık diye oturdu. Çok basit aslında değiştirmesi. Beklediğimden basit. Şunu bir daha şu yandakini çıkartayım. Şunu takayım. Değiştirmesi şu şekilde arkadaşlar. Şurada bir delik var. Burada da aslında bir delik var gördüğünüz gibi. Şu yan boşluklar şu yanlara gelecek. Daha demin ben bu şekilde tuttuğum için oturmuyormuş. Aynen şu hizada dikey dikeye bakacak şekilde getirdiğiniz zaman zaten anında tak diye oturuyor. Bu kadar basit. Şimdi şöyle kolu yine tekrardan şunları yerine takayım. Şöyle. Bunlar da şurası aslında güzel olmuş. Yumuşak bir köpük ya da plastik aksam olabilir. Çok plastik gibi değil ama çok yumuşak bir yapısı var. Bu arada çok rahat yani zarar vermez yani bu ürününüze. Alacaksanız haberiniz olsun. Bunlar zaten genelde kullanmayacağım. Sonra şuraya bakayım. Şurada kaliteli bir örgülü kablosu var. Bu örgülü kablodan zaten standart olması lazım PlayStation DualSense kollarına. Şimdi ben bunu PlayStation'a takıp ayarladıktan sonra size devam videosunu çekeceğim. Bir ayarlayayım. Sonra ikinci videoda görüşmek üzere.